ben değerli yatırımcılar, yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının pozitif kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasaları dün negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Yeni günde uzak doğu piyasaları karışık seyir izlemekte, hafif negatif fiyata hareketler sergiliyorlar. Bizim piyasamıza bakacak olursak, geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen yoğun satış baskısının ardından dün biraz tepki alımı geldi piyasaya ve endeks 73.000'in üzerinde kapattı. Bugün için hafif negatif yatay bir açılış beklemekteyiz. 73.000 seviyesinde endeksin sunacağını düşünüyoruz. Bu noktadan tepki alımları gelirse 74.000 seviyesine kadar atakların devam edeceğini öngörmekteyiz. 74.000 direnç noktası önemli. Bu noktanın üzerinde çıkması, bu noktanın üzerindeki kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda endekse 75.000 ardından 76-77.000 bandını bas hedef alabiliriz. Yukarı yönlü hareketler devam eder diyebiliriz. Olası geri çekimler yaşanması durumunda ise 72.500 destek noktasının kırması durumunda 71.500 seviyesine kadar geri çekimler yaşanabilir. Fakat biz endeksin genel olarak pozitif yönde hareket edeceğini düşünmekteyiz. Baktığımızda dolar TL'de yoğun hareketler yok. Genel olarak yatay hareketler sergilenmekte. Bugün piyasayı etkileyecek birkaç haber söz konusu. Bunlardan bir tanesi ABD'nin büyüme rakamı gelecek. Daha önemlisi içeride Merkez Bankamızın faiz kararı olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı sunumlardaki açıklamalara dayanarak bir sadeleştirme ve sıkılaştırma beklemekteyiz. Sadeleştirme derken 3 tane koridorumuz var, faiz koridoru. Bunlardaki en alttaki faiz koridorunun tamamen ortadan kaldırılması ve faizde, politika faizinde bir artış yaşatması durumunda bu piyasalara olumlu yansıyacaktır. Dolar TL geri çekilirken borsa yukarı yönlü hareketler gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz. Ama hiçbir şey yapmazsa eğer bu da bütün TL varlıklarına satış getirir diye düşünmekteyiz. O yüzden Merkez Bankası'nın kararını, açıklamalarını dikkatle takip ediyor olacağız. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.